Arkadaşlar merhaba, TYT Matematik Kare Akademi ile birlikte postel notlarımızı çözmeye devam ediyoruz ve bugünkü konu başlığımız mutlak değer. Sizler de postel notlarımızda daha açıklamalı anlatımlar için kare kodu taratarak benimle birlikte postel notunu değerlendirmeye yapabilirsiniz. Şimdi bakalım, konumuz mutlak değer dedik. Mutlak değer neymiş bir tanımlayalım. Şöyle diyor: sayı doğrusu üzerindeki reel sayıların başlangıcı sıfır noktasının olan uzaklığı x'in mutlak değeridir. Mutlak x şeklinde gösterilir. Şimdi mutlak değer deyince arkadaşlar aklınıza uzaklık gelecek. Yani şöyle bakın, postel notumuzda gösterdiği gibi 0, x, 0, y. Sıfırın solunda da olsa sağında da olsa bizim için önemli olan sıfıra olan uzaklık olacak. Yani şu arası. Şimdi bu tarafa doğru da olsa, bu tarafa doğru da olsa biz neye bakacağız? İşaretine, yönüne bakmayacağız. Çünkü işaret demek yön demektir matematikte. Ona bakmadan sadece uzaklığına bakacağız. Bakın zaten söylemiş postel notumuz, mutlaka sonucu negatif olamaz demiş. Mutlak değerin en küçük değeri 0 olur. Yani bir uzaklığınız en fazla 0 olabilir. Negatif bir sayı olamaz. Eksi 5, 5 diye çıkıyor. Artı 5, 5 diye. Eksi 17, 17 diye çıkıyor. Ama bunu bizim sizinle birlikte bir değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın burayı size şöyle bir özetle anlatırsam. Şimdi eksi 5, postel notumuzdaki örneğimizi alalım. Artı 5 diye çıkmış. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey mutlak değerin içindeki sayıya bakmak. Mutlak değer madem negatif olamayacak, negatif olamayacaksa içerideki sayıya bakıyoruz. Yani çizgilerin arasındaki sayıya bakıyoruz. Eğer çizgilerin arasındaki sayı negatifse bu negatifliği biz yok etmek için bu eksiyi alıyoruz, buraya koyuyoruz ve içerideki sayıyı yazıyoruz. Bakın ne oldu? Eksi eksi artı 5 oldu. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Mutlak değeri daima pozitif çıkarmış olduk. Peki içerideki sayı artıysa ne yapıyoruz? Yani bakın mesela artı 11 dedik. Şimdi bakıyoruz, bu çizgilerin arasındaki sayıya bakıyoruz, yani mutlak değerin pozitif olduğu için yine alıyoruz bu işareti, buraya taşıyoruz ve içerideki sayıyı yazıyoruz. Yani sizin yapmanız gereken, kafanızın karışmaması adına şu şekilde böyle kalıp gibi öğrenmeyip, hani mutlak değer eksi ise artı olur diye öğrenmeyip, mutlak değerin içindeki sayının işaretini alıp önüne yazıp sonra içerideki ifadeyi yazarsanız daima daha net, anlaşılır bir şekilde mutlak değer işlemlerini yapmış olursunuz. Şimdi okuyalım bakalım ne demiş devamında. Mutlak değerli denklemlere geçmiş. Mutlak değerli denklemlerde mutlak değerin içerisindeki ifade bir pozitif ve negatif olarak düşünülür. Mutlak değerde kurtulur ve denklem çözülür demiş. Biz buraya geçmeden önce sizinle bu yaptığımız şeyi biraz daha geliştirmek adına hemen benim hazırladığım örneklerimle devam edelim. Şimdi bakalım. Şimdi dedik ki burayı, bunları çözerken şöyle bir şey söylemiştim size. İlk önce mutlak değerin içindeki işaretlere bakalım. Şimdi buraya baktığımda işareti eksi. Buraya baktığımda eksi. Buraya baktığımda eksi. Bakın ne yapıyorum? Bunların önündeki işaretler belli. Şunu yaparsanız çok rahat bir çıkarım sağlarsınız. Hemen buradaki işaretle buradaki işareti çarpıyorsunuz. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Sonra sayının önündeki işaretle çarpıyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Yani buraya artı 3 diyorsunuz. Karışık geldiyse tekrarlayalım. Önce mutlak değerin içindeki ifadenin negatif olduğunu anlıyoruz. Bununla bunu çarpıyoruz. Artı ile, yani önündeki işareti çarpıyoruz. Artı ile eksiyi çarpıyoruz. Eksi. Bulduğumuz işareti mutlak değerin içine dağıtıyoruz. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksiyi dağıttık. Artı. Artı 5 diyoruz. Bakın şimdi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İçeriye dağıttığımızda yine eksi. Eksi 2 olmuş oluyor. Böylelikle biz 8 eksi 2'den cevabımızı 6 bulmuş oluyoruz. Hadi burada bir daha uygulayalım bunu. Efendim mutlak değerin içerisi negatif. Mutlak değerin içerisi negatif. Mutlak değerin içerisi negatif. Şimdi çarparak yine yürüyeceğiz. Biliyorsunuz burada da artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile çarptığımız zaman artı. Yani burası artı 3 oluyor. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Burası eksi 5 olmuş oluyor. Artı ile eksinin çarpımı eksi. İçeri dağıttık artı. Artı 7 olmuş oluyor. Burayı hesaplarsak eksi 2 artı 7'den artı 5 çıkmış oluyor. Hadi bir de burada deneyelim şimdi. Bakın burası eksi, burası eksi, burası eksi. Önünde artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi. İçeri dağıttık. Artı, artı 2 oldu. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İçeriye dağıttık. Artı 5 oldu. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İçeriye dağıttık. Artı 8 oldu. Sonucumuz 7 eksi 8'den. 7 eksi 8'den. Eksi 1 olmuş oluyor. Sanırım mutlak değerin işlemlerini böylelikle daha net anlamış olduk. Şimdi
Bundan sonra her zaman sayılı vermeyecek. Bakın farklı yine bu mantığı kullanacağımız ama harflerle kullanacağımız örneklerle karşılaşacaksınız. Ama çözüm yöntemim biraz önce anlattığımın aynısı olacak. Yani bir bakalım. Burada sıfırdan A büyük, B de A'dan büyük demiş. Şimdi burada benim size tavsiyem içerideki ifadelerin yine artı mı eksi mi olduğunu tespit etmeniz lazım. Tespit ederken sayılardan yardım alabilirsiniz. Ama simetrik sayı vermek yok. Simetrik sayı yok. Ne demek bu? Yani bir A'ya mesela 2 veriyorsanız B'ye eksi 2 veremezsiniz. Yani toplandığında 0 olan sayılar olmayacak. Peki birine 1 verdik, birine 2 verdik. Akla ilk gelen. Şimdi bu sayıları niye veriyoruz? İçerideki ifade negatif mi pozitif mi onu anlamaya çalışıyoruz. 2'den 1 çıkartırsam 1. Yani içerideki ifade ne oldu? Pozitif oldu. Buraya yazalım. 1'den 2 çıkartırsam eksi 1. Yani içerideki ifade ne oldu? Negatif oldu. Benim amacım bu artıya eksiye ulaşmak. Yoksa sayıları kullanmayacağım. Eksi 1. Bakın A yerine 1 koyduğunuzda eksi 1 oluyor. Yani içerideki ifade negatif oldu. Şimdi en başta anlattığımız şekilde devam ediyoruz. Artı ile artının çarpımı artı. İçeriye dağıldığında siz bunu B eksi A olarak yazıyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İçeriye dağıttığımızda artı A eksi B olarak yazıyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İçeriye dağıttığımızda eksi A olarak yazıyorsunuz. Bakın şimdi eksi B artı B'yi artı A eksi A'yı götürdüğünde sonucumuz eksi A kalmış oluyor. Oldukça kolay çözüyor bu yöntem. Geldik buraya. Şimdi simetrik sayı yok demiştim. Yani buna eksi 1 verdiğinizde buna 1 veremeyeceksiniz. Toplandığında 0 olan sayılar yok yani. Ben şimdi o zaman buna eksi 1 vereyim. Buna 1 veremeyeceğime göre 2 vereyim. Şimdi burada yerlerine yazalım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 yapacak. Yani negatif arkadaşlar. Eksi 1'i buraya yazalım. Bakın eksi eksi 1'den artı 1 yapacak. Yani pozitif. Buraya yazalım. 2 eksi eksi 1'den 2 artı 1, 3 yani pozitif. Eksi 1, eksi 2 buraya yazdığımızda eksi 2 yaptı. Yani negatif. Tamam. Şimdi öndeki işaretlere çarpalım. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. İçeriye dağıttığında eksi A artı B olacak. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. İçeriye dağıttığında artı A olacak. Artı ile eksinin çarpımı eksi içeriye dağıttığında eksi B artı A olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı içeriye dağıttığında eksi B olacak. Şimdi bakalım neler oluyor. Şu A ile şu A birbirini götürdü. Şu B ile şu B birbirini götürdü. Kalan ifadeye A eksi B olmuş oldu. Siz de bu yöntemle dilediğiniz şekilde bu soruları çok gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen dediğim gibi mutlak değerli denklemlere geçelim. Bir kez daha okuyalım. Soru örneklerimiz hazır bizi bekliyor. Mutlak değerli denklemlerde mutlak değer içerisindeki ifade bir pozitif bir de negatif olarak düşünülür. İfade mutlak değerden kurtarılır ve denklemler çözülür diyor. Bakın burada bir örnek vermiş. 4x eksi 24'ü 16 demiş. İki koldan incelemiş. Bir 16 olduğunu bir de eksi 16 olduğunu incelemiş. İkisinin de çözümünü yapıp bunları çözüm kümesine koymuş. Hadi birlikte biz de çözelim. Şöyle birkaç tane örnek sizin için hazırladım. Beraber çözelim bakalım nasılmış. Ne demiştik? Buradan iki kanatta inceleyeceğiz. Yani x eksi 2'nin 5 olduğu değerleri, x eksi 2'nin eksi 5 değerli olduğu değerleri. Çünkü bakın burası 5 de olsa, eksi 5 de olsa sonuç artı 5 çıkıyor. İki durumda incelemek gerekiyor. Onun için çözüm kümesi soruyor bize. Karşıya attığımda 7, karşıya attığımda eksi 3. Yani çözüm kümem eksi 3'e 7 olmuş oluyor. Aynı şekilde burayı çözelim. Her zaman tam sayı çıkmayabilir. Bir bakalım neler çıkıyor. Yine 2'ye ayırdım. 3x eksi 1 eşittir 8. 3x eksi 1 eşittir eksi 8. Burada 3x eşittir 9. X eşittir 3. Burada 3x eşittir eksi 7. X eşittir eksi 7 bölü 3 çıkıyor. Yani çözüm kümem nedir? Eksi 7 bölü 3'e 3'tür. Şimdi gelin buraya bakalım. 4 eksi x eşittir 7. 4 eksi x eşittir eksi 7. Buradan ne oldu? X'imiz 4 eksi 7'den eksi 3. Buradaki x'imiz 4 artı 7'den 11 çıktı. Yani çözüm kümemiz eksi 3'e 11 olmuş oldu. Şimdi tekil mutlak değerlerde bu şekilde yapılabiliyor. Şimdi diyorum ki size şunun arkasına bir örnek daha yazayım. Bunu bir düşünelim beraber. Şöyle olursa ne olacak şimdi? Mutlak değer mutlak x eksi 1 artı 3 eşittir 5 olursa ne olacak? Bakalım burada bir çözüm kümesi yapalım. Güzel. Şimdi iki mutlak değer var. Bakın hem dışarıda var hem içeride var. Ne yapacağım? Bunu parçalara ayırarak yine çözeceğim. Yani ilk mutlak değeri ortadan kaldırmak adına ben şöyle iki parçaya ayırdım. Bunu şöyle düşündüm. X eksi 1 artı 3 eşittir 5 olabilir dedim. X eksi 1 artı 3 eşittir eksi 5 olabilir dedim. Şimdi burada bunu karşıya atarsam mutlak x eksi 1 eşittir
2 oluyor. Hadi burayı da bir 2'ye ayıralım çünkü her mutlak değer 2 ihtimalle düşünmek zorunda. X eksi 1 2, x eksi 1 eksi 2 yani x eşittir 3 yani x eşittir eksi 1. Tamam, buradan 2 tane kök bulduk. Bir de bakalım buradan ne bulacağız. Ama daha öncesinde şunu tabii karşıya atmamız lazım. Mutlak x eksi 1 eşittir eksi 5 eksi 8 oluyor. Buradan 2'ye ayırmadan önce bir şey söylüyorum. Bir mutlak değer yani bu çizgiler varken karşıda negatif sayı olamıyor. Bakın mutlak A'nın sonucu negatif olamaz. O zaman biz buradan bir çözüm kümesi elde edemeyeceğiz. Boş küme diyeceğiz. Yani çözüm kümemiz ne olacak? Eksi 1 ile 3 olacak. Peki bir başka örnek daha hemen. Mutlak x eksi 2 eksi 7 eşittir 2'dir. Çözüm kümesini sordum. Hadi bir de bunu değerlendirelim. Aynı yoldan gideceğiz. Devam edeceğiz. Yine 2'ye ayırarak devam ediyorum. Bakın diyorum ki x eksi 2 eksi 7 eşittir 2 ve x eksi 2 mutlak değer x eksi 2 eksi 7 eşittir eksi 2. Bunu karşıya attığım zaman mutlak x eksi 2 eşittir 9 oluyor. Bunu da iki parçaya ayırdığım zaman 9 ve eksi 9 oluyor. Burada 11 ve eksi 7 buluyorum. Peki burada durum ne olacak? Bakalım yukarıdaki gibi mi olacak? X eksi 2 karşıya attığım zaman 7 x 2 5. Aa, negatif olmadı. O zaman burayı da incelemek zorundayım. Yani x eksi 2 eşittir 5. X eksi 2 eşittir eksi 5. Buradan da x'i 7. Buradan da x'i eksi 3 bulmalıyım. Yani bu artık çözüm kümemi yazarken bakın burada bir sürü elemanım oldu. Yani 4 tane elemanım oldu. Eksi 7, eksi 3, 7 ve 11 oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi yani durumuna göre incelememiz lazım. Bazen gelmez, çok dikkatli olmanız lazım. Bazen gelebilir. Bu tarzda gösterdikten sonra sizlere devam edelim. Ne demiş? Bakın mutlak değerle ilgili örnek çözmüş. Bir tane kural daha vermiş. Demiş ki mutlak değer toplamları iki mutlak değerin toplamı sıfıra eşitse her birinin sıfır olması gerekiyor demiş. Hadi bunu da değerlendirelim, birlikte çözelim. Bir örnekle şöyle soru, poster notumuz zaten örneğimizi vermiş. Bakın x artı 3 x eksi 8. Yani burada ne olacak? Eğer ikisi de ayrı ayrı özelliğe göre 0 olacaksa x artı 3'ün 0 olması ve 2x eksi 4'ün 0 olması gerekir. Yani bakın buradan karşıya atarsam eksi 3, karşıya atarsam artı 4 olur demiş. İki mutlak değer toplandığında 0 ise her birinin ayrı ayrı 0 olması gerekiyor dedik. Yani bu özelliğimizi söylemiş olduk. Bu özellikle ilgili de testlerde sorular görebilirsiniz. Hemen altında çok güzel bir örnek vermiş. Demiş ki mutlak x ile mutlak eksi x birbirine eşittir. Bu bağlamda x eksi y ile y eksi x birbirine eşittir demiş. Bence bu önemli bir özellik. Ama bunun yanında bir özellik de ben ekleyeyim. Şöyle de yapabiliyoruz. Hatta o özelliğimiz burada. Eklemeye bile gerek yok. Bakın çarpımları parçalayabiliyoruz. Yani biz çarpımı parçalıyorsak bu özelliğe dayanarak söylüyorum. Ben 2x'i mutlak 2 çarpı mutlak x yani 2 çarpı mutlak x şeklinde yazabiliyorum. Ben 4x eksi 8'i mutlak 4 çarpı x eksi 2 bunu da mutlak 4 çarpı mutlak x eksi 2 yani 4 tane x eksi 2 gibi parçalayabiliyorum anlamına geliyor. Eğer bunu da anladıysak sizle birlikte hemen bir örnek soru biçimimiz var. Onu konuşalım. Bakın karşımıza geldi. Şimdi yine eşitlik fakat önünde farklı katsayılarla var. Biraz önce öğrendiğimiz özelliği kullanarak bu örneği çok rahat çözebiliriz. Yani bakın diyorum ki 2 çarpı 2 parantezini aldığımızı düşünürsek şu şekilde. Artı burayı 3 parantezini aldığımızı düşünürsek şu şekilde. Şimdi bunları dışarı çıkartabiliyoruz çarpım olduğu için. Mutlak 2 çarpı mutlak x eksi 2 artı mutlak 3 çarpı mutlak x eksi 2 dedik. Bunlar zaten artı 2 ve artı 3 olarak çıktığı için mutlak x eksi 2, 2 tane mutlak x eksi 2 artı 3 tane mutlak x eksi 2 eşittir 25. 2 tane 3 tane toplarız ne olur? 5 tane olur. Bu durumda da her tarafı 5'e böldüğümüzde x eksi 2 ne oldu? 5 bulduk. Peki biz ne biliyoruz? Bunu bulduysak x eksi 2 eşittir eksi 5 olabilir. Şu kanadı da çıkartalım. X eksi 2 eşittir artı 5 olabilir. Buradan x ne olur? 7 olur. Buradan x ne olur? Eksi 3 olur. Çözüm kümemiz ne oldu? Eksi 3 ve 7 oldu.
Aynı şey burada var ama biraz farklısı. Bakın onda şuradaki özelliğimizi kullanacağız. Ben 1 eksi x'i mutlak 1 eksi x'i eksi ile çarparsam x eksi 1 olur ki böyle yazabilirim. O zaman yazalım. X eksi 1 artı. Bunu da biliyorsunuz artık hızlandırsak 2'yi direkt dışarı alsak ve pozitif olarak çıksa x eksi 1 olmayacak mı? Evet oldu. Bakın burada 1 var katsayım. 1 tane 2 tane. 1 tane x eksi 1 ile 2 tane x eksi 1'in toplamı 3 tane x eksi 1 yapacağından. Burası 3 x eksi 1 12 oldu. 3'e böldüm. X eksi 1 eşittir 4 olmuş oldu. Hemen şurada inceliyorum. X eksi 4 eşittir eksi 4. X eşittir karşıya atarsam 0. Hadi burada bunu da inceleyelim. X eksi 4 eşittir artı 4. Karşıya atarsam x 8. Yani çözüm kümem 0 ile 8 olmuş oldu. Şimdi bu iki örneğimizi de çözdükten sonra devam edelim yolumuza. Hemen ne demiş? Bakın bu arada çarpması böyleyken bölmesi de olabiliyor. Yani çarpma ve bölmeyi mutlak değerde parçalayabiliyoruz kısacası. Onu da hatırlatayım. Bakın örneğinde de vermiş. Hemen böyle iki taneyken parça parça halde yazabilmiş. Şimdi eşitliği tamamladıktan sonra mutlak değerde eşitsizliğe geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Eşitsizliğimizde de bir tanımımız var. A sıfırdan büyükken mutlak içinde fx eğer a'dan küçükse eksi a fx a yani araya alıyoruz. Örnek demiş bakın 3x eksi 1 5'ten küçükken araya almış ve çözümünü yapacak. Fx sıfırdan a'dan büyükken yani bakın burada a'dan küçüktü buradan a'dan büyük yani mutlak fx burada a'dan küçük mutlak fx burada a'dan büyük. O zaman ne yapıyoruz? İki parçada inceliyoruz. Bir fx'in a'dan büyük olduğu. Bir de eksi fx'in a'dan büyük olduğu şekilde. Bakın burada bir örneğimiz daha vermiş. 2x artı 3 4'ten büyükken 2x artı 3 4'ten büyük. Ve eksi 2x eksi 3'ü 4'ten büyük olarak incelemiş sevgili arkadaşlar. Ve çözüm kümesini de bulmuş. Ben de sizle birlikte bunu daha iyi anlayabileceğimiz örnekler yapayım istiyorum. Bakın ben şöyle söylüyorum. Mutlak değer sayıdan küçükse. Mutlak değer sayıdan küçükse hemen mutlak değeri kaldırıyoruz. Sayıdan küçük haline yazıyoruz. Hemen bu tarafına eksilisini yazıyoruz sayın. Biz bu eşitsizliği nasıl çözeriz? Burada eksi yalnız bırakmak adına herkese 3 eklemem gerekiyor. Herkese 3 eklersem bakın 7 eksi 7 artı 3. X 3 eklersem götürmüş olacak. 7 artı 3 olacak. Böylelikle eksi 4 x 10 bulacağım. Çözüm kümem bu aralıkta olacak. Yani hatta şöyle yazabilir miyiz acaba? Eksi 4'e eşitsizliklerde öğrenmiştik bunu. 10 nasıl aralık? Açık aralık diyoruz. Açık aralıkta yazıyoruz. Alttakine geçelim. Bakın bu sefer mutlak değer sayıdan büyük. Şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Bakın aynen tanımımızı kullanalım burada. Sayıdan büyük olduğu zaman bir kere içi sayıdan büyük olacak. Yani önce şunu yazıyorum. 4x eksi 3 sayıdan büyük olacak. Bir de içeriği eksiyle çarparak yani eksi 4x artı 3'ü yine 9'dan büyük olarak çözümleyeceğim. Şimdi buradan karşıya atarsam ne olur? 4x büyük 12 olur. 4'e bölersem 3 olur. Buradan çözersem ne olur? Karşıya atarsam bakın eksi 4x 6 olur. Eksiyle çarpmak istiyorum her tarafı. Eksiyle çarptığımda 4x eksi 6 oluyor. Bu ne oluyor? Eksiyle çarptığımız için yön değiştiriyor. X küçük eksi 6 bölü 4. Yani x küçük sadeleştirirsek eksi 3 bölü 2 olmuş oluyor. Peki bunu çözüm kümesinde göstermek istersek nasıl göstereceğiz? Gelin burada bir sayı doğrusu çizelim daha net anlamak adına. Sayı doğrumuz şöyle olsun. Eksi 3 bölü 2'miz burada olsun. 3'ümüz burada olsun. Şimdi neredeymiş bu bizim sayımız aradığımız bu sayılar? Bu ifadeyi çözüm kümesine dahil edebileceğimiz sayılar. Eksi 3 bölü 2'den küçük sayılar. Yani bu tarafa doğru sayılarmış. Bu ne? 3'ten büyük. O zaman bunlar da bu tarafa doğru sayılarmış. Şimdi bunu bakın burası artı sonsuz. Burası eksi sonsuz. Hadi yazalım. Eksi sonsuzdan geliyorum. Eksi 3 bölü 2'de bir duruyorum. Açık aralık. Peki bu arayı nasıl birleştireceğiz? Söylüyoruz ağzımızla birleştireceğiz. Birleşim diyeceğiz. 3'ten başlayacağız. Artı sonsuza kadar gideceğiz. İşte bu da bizim neyimiz? Çözüm kümemiz olacak sevgili arkadaşlar. Sanki biraz mutlak değer sayıdan büyük olduğunda daha teferruatlı bir işlem yapıyoruz gibi geldi bana. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Bir de şöyle örneklerimiz var. Bir de bunları değerlendirelim. Ne demiş? Mutlak değer sıfırdan küçükse demiş. Hemen duruyorum. A sonucu negatif olamaz. Hiçbir mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Bu da negatif olduğu yerleri soruyor. Öyle bir yer yok diyoruz.
Öyle bir yer yok demek matematikte boş küme demektir. Yani bunu sağlayacak hiçbir değer yok. Çünkü hiçbir mutlak değer sıfırdan küçük olmaz. Peki buna bakıyoruz. Mutlak değer sıfırdan büyük. Bütün mutlak değerler sıfırdan büyüktür. O zaman ne diyoruz? Bunun çözüm kümesi tüm reel sayılar diyoruz. Yani ne sayı verirseniz verin burası sıfırdan büyük olacaktır. Şimdi geldik buraya. Şimdi bakın burada 12 ile 20 arasındaki değerleri sormuş sevgili arkadaşlar. Bunu iki yollu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz iki yollu? Bakın bir burayı çözeceğiz. Bir de işin bu tarafını çözeceğiz. Peki bunu parçalamam lazım o zaman. Benim iki şeyi çözmem lazım. Bunun için bana şöyle bir ayrım yapalım. Yani diyelim ki 12'den büyük olduğu mutlak x eksi 1'in ve mutlak x eksi 1'in 20'den küçük olduğu yer. Şu kısım kolay. Hadi burayı hemen çözelim. Eksi 20 mutlak x eksi 1 artı 20 oldu. 1 ekledim. Eksi 19 x 21 oldu. Burayı çözelim. Nasıl çözüyorduk burayı? Büyük olduğunda sayıdan. Diyorduk ki bakın yine burada var. Kontrol ederek yapalım. İçindeki ifade sayıdan büyük olarak yazılsın. Yani 12 x eksi 1 yazılsın. Bir de yine büyük olarak yazılacak ama eksiyle çarpılarak yazılacak. Şimdi bir de burayı çözmemiz gerekecek bizim. Karşıya attım 13. X 13'ten büyük. Burada ne yapalım? Karşıya atalım 11. Eksi x oldu. Bunu düzeltmek için eksiyle çarpalım. Eksi 11 yön değiştirdi. X oldu. Şimdi bakın bunu bulduk. Bunu bulduk ve bunu bulduk. Şimdi 3 tane eşitsizlik bulduk. Bu 3 eşitsizliğin olduğu yeri bizim bir sayı doğrusu üzerinde gösterip nere olduğunu anlayıp çözüm kümesi yazmamız lazım. Eşitsizlikte sıkıştığınız anda çocuklar sayı doğrusunu çiziyorsunuz, yerleştiriyorsunuz eşitsizliği net olarak gözükmüş oluyor. Şimdi bu üçünü de sağlayacak sayıları arıyorum. Ben şimdi şöyle uzun bir sayı doğrusu çizdim. Buradaki sayıları bir güzel sıralıyorum küçükten büyüğe doğru. Şurada eksi 19 var bakın. Ondan sonra gelen kim var? Negatif sayı eksi 11 var. Ondan sonra gelen 13 var. Ondan sonra gelen 21 var. Şimdi size burayı renkli renkli çizerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir bakalım. İlk büyük eşitsizlikten başlıyorum. Diyor ki eksi 19'da 21 arası. Yani ben tutuyorum şurayı şöyle eksi 19'dan 21'e kadar işaretliyorum. Yani benim sayılarım burayı için bu aralıkta. Sonra diyor ki eksi 11'den küçük. Şimdi eksi 11'den küçük sayılar nerede? Şurada şöyle bu tarafa doğru bütün sayılar. Sonra diyor ki 13'ten büyük. Tutuyorum bunu da işaretliyorum böyle. Şimdi bizim burada aradığımız şey şu sevgili arkadaşlar. Üçünün de sayı doğrusunun ve diğer çizgilerin kesiştiği yeri arıyoruz. Bakın üçünün de kesiştiği yer tam şurası. Gördünüz mü? Burada da tam burası. O zaman diyoruz ki çözüm kümemizi yazarken şöyle diyoruz. Eşitlik olmadığı için rahatlıkla açık aralık dedim. Eksi 19'dan başlıyor. Eksi 11'e kadar geliyor. Bunları birleştirmemiz lazım. 13'ten başlıyor. 21'e kadar gidiyor deriz. Bu çözdüğümüz örnek zaten iki yerinde kapsamış oluyor. İki eşitsizlik biçiminde kapsamış oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada anlattığımız şeylerin böyle güzel TYT formunda biliyorsunuz poster notlarımız sorular da hazırlıyor. TYT formunda bir sorusuyla var. Bunu mutlaka bu soruyu çözmenizi istiyorum. Çözümümüz zaten hazır. Aşağıda bakarsanız ama hızlı okuyup anlamadığına bu tip soruları da çözmeniz gerektiğine inanıyorum. Bugünlük mutlak değerle ilgili konumuz bu kadar sevgili arkadaşlar. Sizler de TYT Matematik'te Kare Akademi'nin poster notlarını çözerken daha net anlaşılması adına buradaki barkodu tarayıp beni çok rahat dinleyebilirsiniz. Kare kodumuzu tarayıp ve benden sonraki bu gösterdiğim tip örneklerle çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın diyorum.